Evet arkadaşlar bugün iç mimarlar için aydınlatma teknikleri dersinin 3. hafta dersini göreceğiz. 3. hafta dersimiz meskenlerle, konutlarla ilgili. Konutlarda aydınlatmanın nasıl yapılması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği bunları göreceğiz. Konutlar biliyorsunuz insan yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği alanlar olması dolayısıyla aydınlatma konusunda önem taşıyor, önem arz ediyor. Konutlarda aydınlatılacak alanların çeşitliliği, yani oturma bölümü var, yatma bölümü, okuma, yemek yeme, banyo, makyaj, tıraş vesaire gibi konut kullanıcılarının değişkenliği, çünkü kullanıcılar gençler olabilir, yaşlı insanlar olabilir. Şey olarak geçim şeyi olarak maddi olarak üst düzeyde veya alt seviyede olabilir. Yani konut kullanıcısı değişkenlik gösterebilir. Ayrıca da konut yapımında mimarinin değişkenlik göstermesi, mimari biçimlendirme değişiklikleri dolayısıyla ve burada yapılacak olan konumlandırılacak olan mobilyaların ve ışıklıkların değişiklikleri dolayısıyla standart bazı ölçütlere uyulamamaktadır. Bu nedenle yani standart bir şeyimiz olamıyor bir konutta. Standart burası şu kadar lüks lümenle, 200 lümenle, 500 lümenle aydınlatılacak kesin olarak diyemiyoruz. Uyulamıyor. Bu nedenle bir iç mimara düşen görev oldukça karmaşık olmakla birlikte mevcut standart ölçüleri göz önüne alarak kendi tecrübesi, müşteri sınıfı ve istekleri, müşterinin istekleri olabilir. Hayır ben şunu şöyle istiyorum, böyle istiyorum diyebilir. Ve seçilecek armatürlerin ışıklık değerlerini hesaba katarak sonuca ulaşmalıdır. Yani burada iç mimara önemli bazı görevler düşüyor. Sizlere burada konutlardaki aydınlık düzeyi bir elinizde bulunsun diye lüks şeyinden, ölçüsünden kullanılabilir ölçütlerdeki değerlerini veriyorum ama bu değerler kesin ölçüler olmayıp genelde kabul görmüş olan değerlerdir. Konutun bölümünde salonda minimum 70 ile 150 lüks arası minimum, maksimum. Yatak odası da 70 ile 100 arası. Çünkü yatak odasında çok aşırı bir ışığa ihtiyaç yoktur. Yatak odasına yatmak için girilir. Genelde yatmak için girilir. Dolayısıyla sadece hacmi görmek, yatağı görmek, kalktığın zaman önünü görmek vesaire. Yani 70 minimum yetiyor aslında. Mutfakta 100-150, mutfak önemli. Yemek odasında 100-150, o da önemli. Çalışma odası 150 ile 200 çalışma olduğu için merdivenlerde 100-150 ve banyolarda 50 ile 100 arası lüks minimum ve maksimum ölçütler. Bu ölçütleri arkadaşlar konutlarda, konut projelerinde çok fazla dikkate alınmıyor aslında. Dediğim gibi biraz evvel konutun kullanıcı, mobilyaların tasarımı, yerleşimi, mimarisi, küçüklük, büyüklük, baskılı, yukarısı basılıdır, değildir, asma tavan vardır, asma tavan yoktur vesaire. Bir takım ölçütler değişiyor. Kesin ölçüler olmamakla birlikte size bir şey veriyor, bir başlangıç. Ne yapabilirim acaba? Yani acaba çok mu ışık koydum, çok mu aydınlık oldu, çok mu karanlık oldu gibi bir ölçüt bizim hesaplamalarımızla bunu hesaplayarak şey yapabilirsiniz. Şimdi salondan başlıyoruz. Salon veya oturma mahallinde. Arkadaşlar bizim modern mimaride biliyorsunuz benim 50 yıllık bir piyasa tecrübem var. Modern mimaride salonlara genelde tavandan armatür veya avize koymuyoruz. Kullanmıyoruz salonlarda. Salonlar bir sohbet alanıdır. Ve oturma elemanlarının koltuk, kanepe vesaire gibi oturma elemanların yanlarındaki sehpaların üzerine abajurlar konulabiliyor ve genel olarak ayaklı lambalarla indirekt olarak tavana ışık veriliyor
ve tavandan yansıtılarak indirekt olarak tavandan bir aydınlatma sağlanıyor. Bunun dışında duvara apikler konulabiliyor. Sizin tamamen dekoratif şeyinize bağlı, tasarımınıza bağlı duvarda aplikler konulabiliyor. Ama salonda genel olarak direkt aydınlatma yok. Bundan kaçınıyoruz. Ve indirekt olarak tavana vurduğumuz ayaklı bir lambanın, ki eskiden halojen lambalar kullanıyorduk, şimdi artık LED lambalar var. Bunlar tavana vuruyor, tavandan indirekt olarak salonu loş bir şekilde aydınlatıyor. Ve daha fazla şey yapmak istiyorsak, aydınlatmak istiyorsak, ya bu ayaklı lamba adedini arttırmak veya ayaklı lambanın lümen watt şeyini yükselterek, ampul şiddetini, ışık şiddetini yükselterek yapabiliyoruz. Ama genel olarak şeyde tekrarlayacağım yemek bölümünde. Genel olarak salonlarda yemek bölümü salonun içinde olduğu için genelde diyorum, çok ender yerlerde yemek bölümü ayrıdır. Yemek bölümü salonun içindeyse zaten yemek masasının üzerine bir armatür koyuyoruz. Ve bu armatür sarkan bir lamba oluyor. Şiddetli bir lamba oluyor. Çünkü yemeği kuvvetle aydınlatması lazım direkt olarak. Ve dolayısıyla bu yemek lambası salona zaten o istediğimiz aydınlık şey şiddetini veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hem yemeğin üzerindeki lamba artı bir ayaklı lamba ile salonun aydınlatmasını sağlayabiliyoruz. Bir diğer konu ise salonlarda bir de televizyon izleme durumu mutlaka var, biliyorsunuz salonlarda. Bir televizyon var ise artık genelde televizyonlar biliyorsunuz ince LED televizyonlar oluyor. Bu televizyonlar duvara asılı vaziyette. Tüplü televizyon yok artık, kalktı piyasadan. Bu televizyonların arka fonu karanlık olmamalı. Yani televizyonu açtığınız zaman sırf televizyonun aydınlığı göze gelirse gözü yoruyor, rahatsız ediyor. Dolayısıyla televizyonun arkasına şerit ledlerden, led şeritler var böyle bant halinde. Bu şeritleri televizyonun arka kenarına U şeklinde koyarsanız duvarı aydınlatabiliyor. Duvarda bir aydınlık olmalı, hafif bir aydınlık. Veya bu resimde gördüğünüz gibi burada televizyonun üzerinde bir düşük asma tavanımız vardı. Bu tavandan aynı zamanda bir havalandırma kanalı geçiyordu. Burada bakın menfezi var. Havalandırma üflüyor burada. Bu düşük tavanın altından gördüğünüz gibi burada 3 tane spot koyarak televizyonun bulunduğu bölgeyi aydınlattık. Bakın duvara da aydınlıklar vurmuş vaziyette. Keza sol tarafta bir ayaklı lambamız var. Bu da bakın tavanda bir aydınlık meydana getirmiş. Bu aydınlık da hacmi aydınlatmış. Gördüğünüz gibi resimde bu aydınlık ile salonun resminde her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Net bir şekilde salon gözüküyor. Bu kadar bir aydınlatma ile. Bu modern tasarımlarda böyle. Ha biraz klasiğe kaçarsanız efendim oturma alanının, oturmanın ortasındaki ortada duran sehpanın üzerine klasik bir avize sarkıtabiliyorsunuz filan vesaire. Biz modern çalıştığımız için hep modern tasarımlarla konuşuyoruz. Evet. Televizyon üzerinde düşük altavan ve spot aydınlatması var. Yemek odalarında ise yemek masasının üzerinde mutlaka, bu kesin, masadan ortalama 1 metre yükseklikte bir avize aşağıya iniyor. Bir aydınlatma armatürü iniyor. Bu armatür tabii ki modern bir şey olduğuna göre modern tasarımlı bir şey oluyor. Burada yuvarlak bir masa olduğu için yuvarlak bir avize seçilmişti. Masa dikdörtgense dikdörtgen çok güzel aydınlatma armatürleri var piyasada. Bunlardan bir tane seçiyorsunuz ve yemek bölümünü direkt olarak masanın üzerine orta kısımdan insanların başının gölgesi masaya düşmeyecek şekilde insanların baş gölgesi, yani ben oturduğum zaman benim arkamdan gelmemeli ışık, benim başımın gölgesi benim tabağımın üzerine düşmemeli, ben tabağı net görmeliyim. Dolayısıyla yuvarlak masada masanın ortasında, kare veya dikdörtgen masada yine orta aksın hizasında bir aydınlatma 1 metreye kadar yükseklikte olacak. Ve dikkat edilecek bir konu da oturan kişilerin gözüne ışık gelmeyecek.
Bakın 1 metre aşağı iniyor. Fakat ben oturduğum zaman benim göz hizamdan yukarıda oluyor. Karşımdakine baktığım zaman gözüme ışık gelmiyor. Bu çok önemli. Göze ışık gelmemesi lazım. Evet. Burada resimde aşağı yukarı görülüyor. Yatak odalarında ise arkadaşlar yatak odasında genel olarak biz lamba kullanmıyoruz. Salon gibi. Çünkü yatak odası uyuma alanıdır. İçeri girdiğimiz zaman ışığı yakıyoruz. Işığı yaktığımız zaman yaktığımız ışık bizim sadece komodinlerin üzerinde. Burada bu tür bir yatak başı vardı. Yanında şifon yeri var. Şifon yerinde komodin var. Komodinin üzerinde işte prizi var. Telefon prizi ve anahtar. Burada bir tane aplik görüyoruz. Yataktan kalkarken elimi uzatıyorum. Apliği yakıyorum. Yatak odası aydınlanıyor. Yattığım zaman da elimi uzatıp lambayı, apliği söndürüyorum. Yani en standart şeyimiz bizim bu. Ancak eğer soyunma odası yok ise, eğer soyunma odası yok ise orada duran yani yatak odasının içinde duran gardırobu dışarıdan mutlaka aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü kapağını açtığımız zaman içindeki elbiselerimizi görmemiz lazım. Rengine, boyunu, posunu hangisini alacağım, gömlek hangisini giyeceğim. Yani içerideki malzemeyi tam olarak görmeliyiz. Müşteri görmeli onu. Ya dışarıdan aydınlatacaksan, hayır dışarıdan aydınlatamıyorum, müsait değil diyorsan, o zaman dolabın içine ince led şeritler koyuyoruz. Dolabın içine en ön, kapağın hemen dayandığı noktaya yukarıya. Çok tercih etmiyoruz biz bunu ama mecbur kalırsak kullanıyoruz. Yani dolap içi aydınlatmayı çok fazla tercih etmiyoruz. Nedeni? Çünkü dolabın içi sadece askı elemanları yoktur. Raflar da vardır. Rafların olduğu yerde yukarıya koyacağın ışık en üstteki rafın içini aydınlatır, alttaki yeri aydınlatmaz. Keza eğer gardırobun içinde iki bölme var ise askı elemanı birinci katı aydınlatır, aradaki raf ikinci kata ışığın geçmesini önler. Şimdi biraz sonra onun bir fotoğrafı gelecek. Fotoğrafta göstereceğim size. Evet. Bu dolabın içine konulan lambalar kapak kontrollü oluyor. Genelde düğmesi olmuyor. Kapağı açtığın zaman yanıyor, kapattığın zaman sönüyor. Kapak kontrollü bir lamba. Dediğim gibi mecbur kalmadıkça kullanmayı ama mecbursanız tabii kullanacaksınız. O başka. Müşteriye de bir danışırsınız. Müşteri tercih ediyor olabilir. Bunun yerine bir soyunma ki bizim yaptığımız projelerde genelde villa projelerinde mutlaka bir soyunma odası bulunuyor. Yani hacimsel olarak büyük hacimler bir soyunma odamız oluyor. Soyunma odamız varsa soyunma odasının içi zaten tavandan normal asma tavan da var orada. Normal aydınlatılıyor. Normal aydınlatılıyor. Fakat şeyi dolapların içinde herhangi bir lamba koymuyoruz. Soyunma odası aydınlatılıyor. Yatak odası ise sadece komodinlerin üzerinden aydınlatılıyor. Eğer dışarıda bir dolap yok ise. Evet. Bu arada bu tür yatak odalarında burada şeyin olduğu şifonyerin olduğu çekmecelerin olduğu yerde bazen bu çekmecelerin yerine üzerinde bir çekmece altı boş bir tabure koyuyoruz ve yukarıya bir ayna koyuyoruz. Ve bu ayna ile burayı bir tuvalet masası haline getirebiliyorsunuz. Olabiliyor. Eğer bu tuvalet masası ise aynanın sağında ve solunda mutlaka bir aydınlatma sisteminin olması lazım. Genelde ya komodinlerin yanında veya dolabın iki yanında. İşte bakın burada mesela dolap var. Şimdi burada dolabın diyelim ki bu askıların olduğu yerde burada 1, 2, 3 tane askı sistemli dolap şeyi var. Tek katlı yapılmış askılar. Tek katlı, aslında çift katlı da olabilirdi ama üstte bir depolama alanı konmuş. Şimdi mesela bakın içeriden bir ışıklık koyarsak bu çekmece ve rafların olduğu yerde içeride ışık olsa en üstteki raf ışığa mani olur. Aşağı ışık gitmez. Bakın dışarıdan vurduğu zaman ışık dolabın kapağını açtık. İçi aydınlık gözüküyor dikkat ederseniz. Yani bu spotu dışarıya koymakta fayda var. Ha dışarıyı nasıl koyacağım? Dışarıda
Yatak odalarında düşme alçı tavan yapmıyoruz genelde. Ama siz mimari, iç mimari projenizde öyle bir uygun bir vaziyetiniz olabilir ki, alanınız olabilir ki, gardrobun olduğu yerde bir 20 santim kadar tavanı düşürüp bir 15-20 santimle tavanı öne doğru alırsanız, o düşen tavanın altına kapakları aydınlatabilecek, kapak açıldığı zaman içini aydınlatabilecek spotları koyabilirsiniz. Yani gardırobun bulunduğu yerde, gardırop tavana kadar değil, alçı tavana kadar. 20 santim aşağıda biter, orada bir alçı tavan olur. O alçı tavan bütün yatak odasını değil, sadece dolabın olduğu yeri ve 20-25 santim dışarıya taşar. O taşan kısmın altına da spotları koyabilirsiniz. Bu estetik açıdan daha iyi olur. Yani bir raylı sistem koyup spotları böyle bir şey gibi sanat merkezi, resim galerisi gibi yapacağınıza böyle bir şey yapmakta büyük bir fayda var. Evet. Şimdi burada planları göreceğiz. Planlarda nasıl şey yapıyoruz? Evet. Burada kapıdan içeriye girdik. Aşağıdan kapıdan girdik. Giriş holü var. Giriş holünde bir aydınlatmamız var. Dikkat edin. Ve bu tür aydınlatmalarda tabii bunu teknik donatımda görüyoruz, anlatıyoruz. Bir anahtarımız kapıdan içeri girdiğiniz zaman hemen sağ tarafta anahtar var. Bu anahtar Vavien anahtar dediğimiz. Yani kapıdan girince yakıyorsunuz, yürüyorsunuz. Yukarıya çıkacaksınız buradan veya yatak odasına gireceksiniz. Akşam geç geldiniz. Bu kapıdan, kapının hemen yanında bakın bir Vavien anahtar var. Bu anahtarla da bu ışıkları söndürüyorsunuz. Yani yakma ve söndürme. Bunu teknik donatımda görüyoruz. Burada anlatmayacağım, anlatmıyorum. Peki. Burada antrede iki tane anahtarı gördük. Ve burada merdivenden yukarıya çıkılıyor. Bakın burada nokta nokta çizgi var. Yani bir de bodrumdan inen çıkan bir merdiven var. Biri bodrumdan yukarı geliyor. Bu ise üst kata çıkıyor. Şimdi üst kata çıkarken tam karşı duvarda aplikleri görüyoruz. Karşı duvarda aplik var. Neden? Bunu merdiven bölümünde anlatacağım. Bırakıyorum. Merdiven bölümünde. Yani çıkarken ışık karşıda olacak. Onu bırakıyorum şimdi. Girdik salona. Salona girdik. Bakın yemek masasının üzerinde bir lamba. Yani burada iki tane lamba gösterdim. Bu bir armatür olabilir. Uzun bir tek şey boyutlu bir lamba olabilir. Sarkan bir lamba zaten. Burada gördüğünüz gibi oturma alanının 3 tane sehpa var köşelerde. İki kanepenin bir köşesine bir de birer başlarında. Bu sehpaların hemen arkalarında birer tane prizimiz var. Bu prizler ayaklı bir lambayı koyabilmemiz içindir. Buraya bir lamba koyabiliyoruz. Şimdi burada siz ne isterseniz isteyin. Müşteri diyebilir ki hayır ben ortada da bir lamba istiyorum. Ay ben böyle lambalardan hoşlanmıyorum. Ben burada bir tane sarkan güzel bir lamba istiyorum diyorsa bu orta sehpanın ortasına bir tane lamba koyuyorsunuz. Ama genel olarak modern iç mimaride salon aydınlatmasında tavandan sarkan lamba kullanmıyoruz. Bilginize. Tamam mı çocuklar? Burada bakın televizyon arkasına küçük küçük iki tane yuvarlak aydınlatma koydum. Bir dakika şunu büyüteyim göstereyim. Biraz büyüteyim. Evet bakın televizyon arkada şurada bir yuvarlak burada bir yuvarlak burada iki tane küçük küçük yuvarlaklar var. Evet televizyonun arka yüzeyini aydınlatıyorum. Burada prizler falan var. Onlar teknik donatım dersi. Onlar şu anda ilginiz yok. Evet. Sonra geldik buraya. Mutfağı ayrıca göreceğiz. Banyo mutfak göreceğiz. Bir altta daha teknik şeyi var. Yatak odasına girdik. Bakın burada yatak odasının o üstüne bir tane bir lamba koydum. Bazı müşteriler istiyor. Başımıza gelmedi değil. Yok ben istiyorum diyor. Yaşlı müşteri. Ben yani görmek istiyorum diyor. Göremem diyor. Burada şeyin üzerinde komodinin üzerinde bakın iki tane aplik var komodinlerde. Bir tane ortaya koyduk her ihtimale karşı. Bir Vavien anahtar. Vavien. Yani kapıdan girince yakıyor. Yatağa girdiği zaman yattığı yerden söndürüyor. Dolapların içine dolap içi birer lamba koyduk. Artı iki dolabın ortasında bir şey var. Tuvalet masası var. Bakın arkada bir ayna var.
Ve bu aynanın kenarlarında birer tane küçük aplik var. Pardon, onu biraz büyüteyim, göstereyim. Evet. Şu bakın, 5 numara, 5 numara ve 5 numara bir anahtar var. Yani buraya oturan insan burada makyaj yapıyorsa iki yandan ayna ile iki yandan makyajını yapıyor. Niye iki yana koyuyoruz? Çünkü buraya oturan kişinin sağından ve solundan ışık vurmalı ki ve yüz seviyesinde olmalı. Onun için banyoda da anlatacağım. Yüz seviyesinde olmalı ki yüzünde, burunda ve göz altlarında gölge olmasın. Yani o ışıklık yukarıda olursa yukarıdan gelen ışık burunun altında, üst dudakta gölge yapıyor. Göz kapaklarının altında gölge yapıyor. İki yanda, yüz hizasında iki yandan gelecek aydınlık ki yüzünde hiçbir gölge olmadan yüzünü görüp makyaj yapabilirsin. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu tuvalet ve banyoyu göreceğiz tekrar dedim. Şimdi onu göreceğiz. Bir dakika. Evet, banyolarda. Şimdi banyolarda hacmin büyüklüğüne göre aydınlatma sistemi değişebilir dedik. Hacmin büyüklüğüne göre değişebilir. Evet. Genelde büyük olan ebeveyn banyolarında, ki bizim şeylerde büyüktür genelde, o villalarda filan yaptığımız villalarda genelde banyolarımız da büyüktür. Büyük olan ebeveyn banyoları çok yüksek olmayan wattta armatür tavana monte ediliyor. Çünkü çocuklar şeyde, banyolarda, banyo, mutfak ve koridor antrelerde düşük tavan yapıyoruz mutlaka. Mutlaka yapıyoruz. Bunu sakın unutmayın ve şey yapın, hafızanızda sabitlensin. Yatak odası ve salon haricinde ıslak alanlarda ve giriş, koridor ve girişlerde. Çünkü buradan elektrik armatürleri, havalandırma kanalları, havalandırma gerekiyorsa su tesisatları, hepsi bu tavanlardan geçerek belirli yerlere gidiyor. Dolayısıyla banyomuzda bir tavanımız var, düşük tavanımız var. Buraya spot koyuyoruz, projede göreceğiz. Burada da gözüküyor, bakın fotoğrafta aynadan gözüküyor. Aynaya bakıyoruz, karşımızda iki tane ayna var. Bakın bir spot sağda, bir spot solda. Tavanda iki tane spot var. Bir de havalandırma menfezi var şurada, gözüküyor. Şimdi tavandaki spot banyoyu aydınlatıyor. Böyle şey bir aydınlık, yumuşak bir aydınlık. Yani böyle sert, böyle pırıl pırıl bir aydınlık değil. Ancak aynaların sağında ve solunda, bakın iki ayna var. Bir, iki, üç tane armatür var burada. Çünkü iki ayna olduğu için bu aynada baktığın zaman yüzüne, sağından ve solundan, bu aynaya bakarsan sağından ve solundan ve yüz hizasında bir aydınlatma geliyor. Burada bir aydınlatma geliyor. Aydınlatma tekniklerinde birinci prensip ışığın göze gelmemesidir. Hiçbir yerde, bir yer hariç, banyolar. Banyo ve tuvalet masalarında ışık mutlaka göze gelecek şekilde göz hizasındadır. Gölge olmaması. Çünkü yüzde makyaj yapılıyor veya tıraş olunuyor. Yani yüze gelen ışık sadece banyo aynalarının önündedir. Onun dışında hiçbir yerde ışık göze gelmemeli. Çünkü göz kamaşır, net göremezsin. Görmek istediğin şeyi net göremezsin. Dolayısıyla burada görüyorsunuz banyonun lavabo, iki çift lavabolu bir banyo. Efendim burada tek lavabolu olsaydı bir tarafını kapatın, işte ortada bir ayna, sağda solda bir aplik. Bu aplikler bazen birçok banyoda aynanın üstüne konuyor. Çocuklar, üste konan aplik doğru değildir. Yapılabiliyor ama doğru değildir. Yukarıdan gelen bir aydınlık karşıdan bile gelse burun altından üst dudağa gölge vurur. Göz kaşın altındaki göz kapağının üzerine de gölge vurur. Yukarıdan geliyor çünkü. O bakımdan ışıkların, unutmayın, aynalarda daima sağında ve solundadır. Banyolarda. Mutfaklar çok önemli. Mutfaklar önemli. Çünkü mutfaklar teknik olarak bir evde ne kadar teknolojik malzeme var ise hepsi mutfaktadır. Yani havalandırma var. Yani şey üzerinde, ocak üzerinde bir emici vantilatörümüz, aspiratörümüz var. Buzdolabımız var. Mekanik çalışıyor. Bulaşık makinemiz var.
efendim lavabonun altında çöp öğütücümüz var. Efendim işte bir takım teknik donanımları yani su tesisatları, ısı tesisatları, su tesisatları, havalandırma tesisatları, birçok şeyin olduğu yer mutfaktır. Bir evin içinde en teknik olan hacim mutfaktır. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken bir alandır mutfak. Mutfakta bir genel aydınlatmayı zaten sağlıyoruz. Mutfak genel aydınlatması aşağı yukarı o size ilk sayfada verdiğim ölçütlere göre, mutfağın hacmine göre ya spotlarla veya burada olduğu gibi bu sol taraftaki fotoğrafta olduğu gibi bir cam, buzlu cam ile bir tavanda, bakın ortada da bir havalandırma var. Soğuk ve sıcak hava üfleyen, daha çok soğuk hava tabii. Soğuk hava üfleyen bir menfezimiz var yukarıda ve buna göre tasarımlanmış bir tavanımız var, aydınlatma elemanı. Yani mutfağın bu spotları aydınlatılabilirdi. Burada böyle bir şey yaptık. Eğer burada bir ada mutfak varsa yine buna benzer bir aydınlatma yaparak ada mutfağın üzerinde bir aydınlatma sistemi dekoratif olarak bir böyle bir buzlu camlı içinde floresan veya led lambalarla aydınlatılmış bir şey yapabiliyoruz. Aydınlatma ünitesi yapabiliyoruz tavanda. Düşük tavanımız var çünkü mutfakta. Ancak bu mutfakta en önemli şey çalışan kişinin bu tepeden gelen ışık ile gölgesinin tezgahın üzerine vurmaması. Çünkü bizim genelde tezgahlarımız duvara dayalı biliyorsunuz. Ve insanımız, hanımlar mutfakta durduğu zaman arkadan gelen ışık ile kendi gölgesi tezgahın üzerine düşer. Dolayısıyla tezgah üzerinde bulunan dolapların altına ışık koyuyoruz mutlaka. Bu zaten piyasada satılan mutfaklarda yapılıyor. Aynı zamanda hem ışık koyuyorlar hem priz koyuyorlar orada. Priz de oluyor. Ve bu ışığın bu tezgahı bu fotoğrafta görüldüğü gibi aydınlatması lazım ki burada duran kişi orada yemek yaparken, salata yaparken, işte börek yaparken ne yapıyorsa onu yaparken net olarak görsün. Net gözüksün. Bütün mesele çalışan kişinin çalıştığı üniteleri, elemanları, malzemeleri net görmesi. Net görmesi lazım. Mutfak önemli çünkü bu bakımdan çok önemli. Fotoğrafı bu. Şimdi gelelim projesine. Evet. Proje de böyle. Kapıdan içeriye girdik mutfaktan. Tavanda bir aydınlatmamız var. Bu burada 6 spot. Tabii bu hesaplamaya bağlı. Wattları düşük olur 6 koyarım. Wattları yüksek olur 4 tane koyarsam. Önemli olan 4 tane veya 6 tanenin wattının toplamının bu mutfak hacminin tüm şeyine, lümenine hesaplamada kaç lümen toplam isteniyorsa o lümene uyması lazım. O kadar. Yani aşırıya gitmemek lazım. Ne aşırı olmalı, fazla olmalı, ne eksik olmalı. Ona dikkat ediyoruz. Hesaplamada. Şimdi burada bakın sağ tarafta bir düşük boydan boya giden bir dolabımız var. Üst dolap var. Üst dolabın altında bakın ışıklıklar gözüküyor. Tezgah. Demek ki çalışma tezgahı ocakta burada olduğuna göre çalışma tezgahı burası. Bu altta zaten pencere var ve lavabo var burada. Pencereden ışık giriyor. Burada dolap koymadığımız için alttan bir ışıklandırma yapamıyoruz. Ama bu kenarda boydan boya bir ışıklık alanımız var. Banyoya girdiğimiz zaman küçük misafir tuvaletinde bir normal aydınlatma, yine kısık oldukça hafif yumuşak bir ışık ve aynanın sağında ve solunda birer tane aplik, çünkü ayna var burada misafir tuvaletinde ve ebeveyn banyosuna girdiğimiz zaman alt tarafta yine ortada bir aydınlatılacak bir ışık ve aynanın sağında ve solunda birer tane aplik. Tabii ebeveyn banyosunda ayna etrafındaki aynanın sağında ve solundaki aplikler daha önemli. Çünkü ebeveyn banyoya erkek girip tıraşını oluyor. Bir misafir tuvaletinde tıraş olunmaz. Misafir kullanıyor orayı. Ebeveyn banyoda önemli. Hem apliklerin, aynanın güzel aydınlatılması veya da bir priz, tıraş makinesi veya saç kurutma makinesi için bir priz olması lazım. Bunun dışında bu banyonun aydınlığı için sadece asma tavanımız var. Asma tavanımızın üzerinde spotu koyuyoruz ve aynanın sağına ve soluna birer tane aplik koyuyoruz. Bu apliklerin yükseklikleri göz hizası. Yani aşağı yukarı 140-150 santimler civarında.
150 santimler civarında. Evet. Şimdi geldik merdivenlere. Evet, merdivenlerde arkadaşlar, merdivenlerin şöyle bir şeyi var. Bir basit bir şeyi var. Önemli olan. Merdivenden yukarıya çıkarken, şurada kesile bakın şimdi. Merdivenden yukarı çıkarken ışık göze gelmemeli. Yani ışık yukarıda olmalı. Göz ise aslında değil. Işık yukarıda olmalı. Ve yukarı çıkarken olay basit. Ama yukarı çıkarken göze ışık gelmeyecek. Ama aşağı inerken bakın, eğer bu ışık, şurada iki tane çizgisel de gösterilmiş ışığın kayışı. Bu ışık biraz daha sola doğru kaydıran ortalarda bir yerde olsaydı, basamaklar tamamen aydınlatılıyor olsaydı. Yukarıdan aşağı inerken basamakların hepsi aynı düzlemde aydınlatılmış olursa basamakları bir bütün olarak görür. Basamakların iniş rıht çizgilerini göremezseniz basarken boşluğa basar, devrilebilirsiniz, düşebilirsiniz. Düşebilirsiniz. Dolayısıyla basamaklar da dikkat edin, genel olarak tam o rıhtın üstüne, basamağın uç kısmına ince bir siyah şerit, hatta üzeri hafif böyle şeylidir, pütürlüdür. Hafif pütürlü bir keçe gibi bir şey yapıştırılır ki bastığın zaman hem ayağın kaymasın, hem yukarıdan aşağı inerken o siyahı görüp basamağı göresin orada. Basamak burada bitiyor. Biz buna karşılık ışığımızı öyle bir noktaya koyuyoruz ki, dikkat edin, buradan ışık ok geldiği zaman bir önceki basamağın gölgesi bir sonraki basamağın yarısına kadar düşüyor. Yani üstten bakınca basamağın yarısı aydınlık, yarısı karanlık gözüküyor. Yarısı aydınlık, yarısı karanlık. Yukarıdan aşağı inerken karanlık aydınlık, karanlık aydınlık. Basamakları böyle kademe kademe görüyorsunuz ve onun basamak olduğunu göz beyine bildiriyor. Yani burada basamak var, düzlem değil burası. Gözünüz hafif bozuk olabilir, hafif net göremeyebilir, yaşlı olabilir. Merdivenlerde en önemli şeylerden birisidir. Bu çok dikkatli. Birbiri üzerine basamaklar, birbiri üzerine gölge atarak rölyefli bir görünüm sağlar ve kişi basamak sınırını görerek emniyetli bir iniş sağlar. Buna da dikkat ediyoruz. Merdivenlerde bu. Bakın burada planda da gösterdik. Planda da belli. Planda çıkış noktası şurası. Şu noktadan çıkıyoruz. Bakın yukarı çıkarken bu tarafta ışık yok. Dikkat edin. Bakın bu tarafta ışık yok. İnen noktada ışık var. Yukarıya doğru çıkarken ışığım karşıda. Sonra geldim. Yukarı çıkarken ışığım karşıda. Yani her çıkışın üst tarafında ışık var. Alt tarafında değil. Ha, bunun bir başka şeyi daha var. Ne yapıyoruz? Rıhların alınlarına birer, göze gelmeyecek gibi gizli bir vaziyette, alınlara birer şerit, led şeridi koyarak aydınlatabiliriz her basamağı. Fakat bunun pratikte uygulaması çok zor. Çünkü her basamağa ışık konması demek, her basamağa bir kablo gitmesi demektir. Duvarı boydan boya ince bir şey halinde sıvayı yarıp oradan kabloyu çıkartıp basamağın içine, rıhtın içine girmelisiniz. Onları tek tek uygulamalısınız. Uygulaması biraz zor. Bu basamaklar ahşap olabilir de, ahşap basamaklar. Bu ahşap basamaklarda belki ahşap basamağın altından bir gizli bir şeyin içinden kablo geçirip basamakları ona göre aydınlatabilirdiniz. Veya bir şey daha var. Basamakların yan duvarına küçük ışıklıklar gömülerek basamaklar yandan yandan aydınlatılabiliyor. O da bir formül. Fakat düşünün, bilmem 20 tane basamak var. 20 tane lamba koyuyorsunuz oraya. Küçük küçük led lambalar. O düğmeye bastığınız zaman 20 tane led lamba tık 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 yanıyor. Efendim, basamaklar sol taraftan veya sağ taraftan, duvarın olduğu yer, ne taraftaysa duvar, oradan yandan duvardan çıkan küçük ışıklar basamağı aydınlatıyor. Tamam. Ve aşağı doğru inip yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Bu da olabiliyor. Yani burada 3 tane seçeneğimiz var. Bir, direkt bu şeyde çizimde görüldüğü gibi yukarıdan aydınlatmalar. Aşağıdan hiç olmuyor, dikkat edin. 2 rıhtın alnından,
rıhtın alnından aydınlatmalar. 3. Rıhtın duvar tarafından aydınlatmalar. Demek 3 tane, 3 çeşit aydınlatmamız bu şeyde, basamaklarda olabiliyor. Buna da dikkat ediyoruz. Evet, arkadaşlar şeyimiz bu meskenlerde. Bunun dışında çok fazla bir şeyimiz yok. Dediğim gibi meskenlerde hesaplamalara biraz tecrübemizle, yıllar şey yaptıkça, verdikçe, yılların geçişiyle tecrübemizle hallediyoruz meskenlerdeki aydınlatma şiddetlerini, ışıklıkları vesaireyi. Verdiğim ölçütlere bakarak aşağı yukarı bir şey bulabilir, denge bulabilirsiniz. Ama sonraki projelerde göstereceğim gibi iş yerlerinde, dersliklerde, mağazalarda kesin hesaplamalarımız var. Hele hele bir efendim tiyatro salonunda, konser salonunda mutlaka hesaplamalarımız var. Onlar apayrı şeyler. Bunları diğer derslerde göstereceğim, göreceğiz. Meskenlerde bu kadarlık bir şey bizim şimdilik şeyimiz için yetiyor. Evet, bugünkü şeyimiz de netice olarak bu kadar oluyor dersimiz. Evet. Size iyi günler, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.